Merhaba arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir model çalışacağız tığ ile çalıştığımız modelimizi yeleklerde ceketlerde çeyizlerinizde dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz hem örmesi çok güzel hem de kendisi güzel olan modelimizi iki sırada tamamlıyoruz önce yerimizi hazırlıyoruz daha sonra trabzanlarımızın olduğu bölümümüzü örerek iki sıra sürekli birbirine tekrar ederek ilerliyor Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Sayılarımın ayarlamasını yaparak bir sıra e, trabzanımı ördüm ve üzerine modelimi uygulamaya başlayacağız. Modelimizi yelek ve hırkalarda uygulayacağımız zaman bakınız şu şekilde bir yerleştirme sistemi uygulayacağız. 3 tane kenardaki trabzanlarımız direk olarak devam edecek. Aradaki 11 trabzanın üzerinde ise modelimiz devam edecek. 3 trabzan da tekrar aradaki direkler 11 de model. 3 dedirekler bu şekilde şöyle bir kağıda da çizerek de yapabilirsiniz. Daha sonrasında toplayıp kaç tane model uygulayarak çalışmak istediğinize karar verip de başlarsanız çok daha işiniz kolaylaşacaktır. İpinizin kalın ve ince oluşuna göre ölçü değişeceği için bunu hesap ederek önce küçük bir parçada yerleştirip bir modelin ölçüsünü alıp dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Evet bu şekilde modelimize hemen başlamak istiyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yanına 2 tane trabzanımı örüyorum. Her biri farklı yerdeki trabzanlarımı örüyorum. Bir tanesi zincirim. Diğer iki trabzanı da sıradaki trabzanlarıma battım. Trabzanlarımı tamamladıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Hemen batıyorum. alttaki 4 tane zinciri kavrayarak yerleştiriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen buradaki ilk trabzanın üzerine bir tane trabzan olarak örüyorum. Ve iki zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımızı ördükten sonra hemen trabzanımın üzerine batıyorum ve bir sonraki iki zincirin içerisine geçerek bir tane trabzanım örüyorum. Trabzanımızın üzerine bir tane trabzan ördük. Araya 3 trabzanımızı ve trabzanımızın tekrar üzerine yine bir tane daha örüyoruz. Zincirin içerisine ikili bir trabzan daha ilave ettikten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. 1 ve 2. Aynı yere ikili trabzanımı örüyorum tığımın başını dolayarak şuradaki trabzanımın tepesine batıyorum ve bir tane daha örüyorum bu araya girerek 3 tane trabzan örüyorum 1 2 ve 3 en son aşağıdaki trabzanımın da tepesine batarak kapatıyorum ve şöyle görelim yapmış olduğumuz işlemimizi 3 tane kenar trabzanımızdan sonra 2 zincirimizi çektik hemen battık ve tığımızın başını dolayarak ilk aşağıdaki trabzanımızın üzerine bir tane ikili trabzanımızı ördük. İki zincirimizin içerisine bir, iki, üç trabzanımızı yerleştirdik ve buradaki trabzanımızın da üzerine yine bir tane ikili ördük. Tam ortaya gelen bakınız, bir, iki, üç kutucuğumuz vardı. Ortadaki kutuca iki tane trabzan, iki zincirimizi ördükten sonra diğer tarafa da aynı işlemimizi tekrar ettik bir tane trabzan üzeri, üç tane ara ve bir tane yine trabzan üzeri olarak ördüm. Evet şimdi trabzanımızın ucundan hemen zincirimin altından kavrayarak giriyorum. Hiç araya zincir çekmedim bakınız. Bir ve iki tane zincir çektikten sonra bu ortadaki deliklerimizi birer birer örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane trabzanımı ördüm. Bir ve 2 zincir çekiyorum hemen batıyorum tığımın başını dolayarak ilk trabzanımı örüyorum İkili olarak bütün trabzanlarımız ikili araya 3 tane tekrar trabzan örüyorum tığımın başını dolayarak buradaki trabzanımın tepe noktasına batıyorum ve araya giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzanımı örüyorum tekrar buradaki trabzanımın tepesine batıyorum araya girerek 3 tane daha trabzanımı ilave ediyorum 2 ve 3 tekrar diğer trabzanımı batıyorum ve hemen zincirime bağlanıyorum 1 ve 2 tane zincir çekerek Diğer tarafa geçmek için hazır hale geliyorum ve modelimizi bakınız şu şekilde görür çok kibar bir model özellikle çiğizlik bayan yeleklerinde gelin yeleklerinde çok çok güzel durabilen bir model ince iplerle ya da simli tiftiklerini nasıl isterseniz o iplerle örebilirsiniz. Şimdi buradaki diğer modelimizi de uygulayın en son tamamladıktan sonrasında görüşelim. Evet sıramın sonuna kadar örerek geldim ve bu şekilde tamamladım. Artık bundan sonra öreceğimiz bölümler birbirinin tekrarı. Şimdi öreceğimiz sırada 4 tane trabzan ve 2 zincirin olduğu bölümlerimizi örerek hazırlayacağız. Buradaki üçer dileğimiz ise sabit bir şekilde örgümüz tamamlanana kadar devam edecek olan bölümler. Her iki sırada da aynı şekilde devam ediyor. Bakınız hiç değişmeden. Şimdi 4 tane trabzanız ve aralarına ikişer zincirimizi çekeceğimiz sırayı örgümüzün arka sırasından örmeye başlayalım şu şekilde 3 tane trabzanımı ben örerek hazırladım ve zincirimi çekiyorum 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bakınız Şuradaki hazırladığım sıramı hazırlamaya başlıyorum 2 zincir çektiğim sıraya giriyorum 1 tane trabzan 2 zincir 1 trabzanımı örüyorum Tekrar 2 zincirimi çekiyorum 1 tane trabzanımı örüyorum 2 zincir yine bir tane trabzanımı örüyorum. Şöyle baktığımız zaman 4 tane trabzanımızı bakın aşağıdaki sırada da görülmekte örüp hazırlıyoruz. Ve buradan 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum. tığıma başını dolayarak hemen trabzanımın tepesine geliyorum. 1, 2 ve 3. Bakın çok çok basit. Hemen birinci sıra yani örgümüzün zemini hemen dört tane trabzan, iki zincir kenarlarda ise dörter tane zincirden oluşmakta. Hemen ikinci grubumuzu da örelim. Dört tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Başlıyorum. Bir, iki tane zincir. Tekrar trabzan. Bir ve iki zincir. Tekrar trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı. İki zincirimi çektikten sonra tekrar trabzanımı örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Ve kenardaki üç trabzanımın tepesine batıyorum. Ve birer birer trabzanlarımı örüyorum. Üç. Bir, iki, üç, dört. Bakın modelimizin çok çok kolay bir zeminini hazırlama yeri de hemen zincirlerden oluşuyor. Diğeri ise ikinci sırası ise trabzanlarımızda. Sıra sonuna kadar ben tamamlıyorum. Daha sonrasında görüşelim. Sıramın başına kadar geldim ve 3 tane trabzanımı yine kurdum ve iç kısma geçiyorum 2 tane zincirimle geçişimi yapıyorum 1 ve 2 hemen zincirimin altından girerek kavrayarak buraya bağlanıyorum tığımın başına dolayarak ilk trabzanımın tepesine girerek bir tane trabzanım örüyorum araya 3 tane trabzan 2 ve 3 ve bir tane de trabzanımın üzerine örüyorum ve bu görmüş olduğumuz araya girerek bir trabzan iki zincir bir trabzanımı örüyorum hemen aşağıdaki trabzanın üzerine batıyorum ve araya girerek tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 ve trabzanımın da üzerine batıyorum hemen zincirime bağlanıyorum 2 tane zincir çekerek trabzanımın üzerine geçiyorum 3 tane trabzanımı yan yana örüyorum 2 ve 3 bakınız modelimiz bu kadar kolay 1 2 tane zincir çekiyorum diğer tarafa yine bağlanıyorum şöyle görelim bakınız birbiri ardına bu şekilde dizilerek ilerleyecek modelimiz şimdi ben sıramın sonuna kadar devam ediyorum Sıramızın sonuna kadar ilerleyerek geldim. 3 tane trabzanım ördüm ve 3 zincirimi çekerek bıraktım. Ve modelimiz bu şekilde birbirinin tekrarıyla ilerlemekte. Evet bu şekilde bir çalışmamızın daha sonuna geldik. Umarım faydalı güzel bir çalışma olmuştur. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.